Bu oyuncunun da nasıl algılarının açık olduğu, o ana göre ne yapılması gerektiğine ilişkin çok güzel bir done veriyor bize. Finalde bence yine Doimbi'ye karşı bunu yapmaya çalıştılar ama beceremediler. Turnuva biterken ölüyorsa eğer, orada bir problem vardı. Siz işte, bu mesela G2'nin yanlış yaptığı veya yapmadığı şeylerden bir tanesi. Sezonun ortasında arada takımda diğer takımda dinlendiği de bir fırsat oluyor aynı zamanda. Ya böyle başladık programı o zaman. Önemli bir şey konuşuyorduk. Artık siz de merak ediyor olabilirsiniz. Bunu da belki de bir yayında konuşuruz. Girdik yayına. Yok oğlum ya. Girelim böyle yayına. Ne olacak? Bence de gayet girilebilir. Şu an yayındayız. Boş yere baltaladın yani. Evet yani. Bence devam edelim direkt. İyi hadi devam edelim. O zaman Üçlü Kuvvet'e hoş geldiniz. Dünya Şampiyonası'nın sonuna geldik. Ve bu sezonun son Üçlü Kuvvet'inde birlikteyiz. 2020'de tekrar görüşeceğiz ama bugün Dünya Şampiyonası birlikte konuşacağız. Ben Tunç Demirçelik, yanımda Aral Halper Norman ve Eren Hetsenver Akın'la birlikte son kez söylediğim gibi son kez birlikteyiz. Şimdi seriye geçmeden önce sizlere bir iki şey sormak istiyorum. Geçen hafta finalden önce Perks'in hikayesinden bahsetmiştik. Bize daha yakın olduğu için onu anlatmıştık ama en az onun hikayesi kadar, sen sanırım tweet atmıştın, önemli ve ilgi çekici bir hikaye var. Doimbi'nin buraya gelişini biraz anlatır mısın bize? Abi Doimbi'nin Çin'e ilk gidişi, zaten Chelsea K'de oynamadı. Hiç oynamadı. Sanırım sadece Challenger'da oynamıştı orada. Hatta Challenger'da da oynamamış olabilir. Tam hatırlamıyorum o kadarını. İlk Chicago Reapers'da oynadı. O dönemde Chicago Reapers'ın kadrosunda iki tane Koreli vardı ve bunlardan bir tanesi Swift'ti, ormancısı. Ama o LCK tecrübesi olan bir süperstar ormancıydı aslında. Oraya sezon 4'ün sonunda o Kore... Süperstar adayı. Aslında süperstardı. Şimdi Shagun'un... LCK'de falan süperstar değil. LCK'de değildi, abi. Tamam. Ama o Exodus içerisinde giden oyunculardan bir tanesiydi. İyi oyunculardan bir tanesiydi ve gittikten sonra da aslında büyük fark yarattılar orada. Çünkü Shagu'yla ilk senelerinde bir ikincilikleri var. İki mevsimde de yanılmıyorsam yarı final oynadılar hem de yani. İyi sezonlar, iyi iki mevsim geçirdiler orada. Burada hikayeyi özel kılan şey tabii ki ikinci olmaları vesaire değil. Hatta şöyle söyleyeyim, hikayeyi özel kılan şey yaz mevsiminde Shagu'nun yarı final karşılaşmasına çıkmaması. Neden çıkmadı Shagu yarı finale yaz mevsiminde? Çünkü Swift'le Doimbi arasında, Doimbi'nin öne çıkmasıyla başlayan ve Swift'in ondan rahatsızlık duymasıyla devam eden süreçte Swift daha büyük söz sahibi olduğu için hem menajerine hem Doimbi'ye karşı tavırları ve Swift'in daha büyük söz sahibi olmasından kaynaklı Doimbi takımdan atıldı. Atılmadı, yedeğe çekildi aslında. İki tane orta koridoru vardı bu takımın. Üstüne yarı finale o dönemde kural farklıydı. Dade'yi yarı finalde oynaması için yetiştirmeye çalıştılar. Yetişemedi. Doimbi ile de oynamak istemiyorlardı. Yedek orta koridorlarıyla da oynamak istemiyorlardı yanılmıyorsam. Ya da bir sağlık problemi olmuş, tam hatırlamıyorum. Ve Dade de yetişemedi. Yarı finale çıkamadı Chicago Reapers. Yarı finalde elenmiş oldular böylece. Ve böyle bir oyuncuydu Doimbi. Ve ondan sonrasında da Swift'in hem menajerine hem Doimbi'ye vesaire yaptıklarıyla alakalı birçok şeyi ifşa etti Doimbi. Kendisiyle yani Doimbi kötü gösterilen tarafta, sonrasında aslında her şeyin Swift'in altından çıktığına dair bazı şeyleri ifşa etti ve sonunda Doimbi bunu yaptıktan sonra Çin'de hiçbir şekilde takım bulamayacağını düşündü. Hiçbir şekilde bir geleceğinin olmayacağını, hatta oyunu bırakmayı vesaire düşündü. Ama tam sezon başlamasına yakınken Shagu tekrardan ona bir sözleşme teklif etti. Swift de kadrodaydı yine. Ondan sonrası tabii ki oradan bir şey çıkmadı, o Shagu'dan bir şey çıkmadı. Hatta Uzi de katıldı o kadroya. Fakat sonrasında o mevsimden sonra bambaşka bir kariyer çizdi kendisine Doimbi. Zaten biliyoruz, Rogue Warriors macerası oldu. Onun haricinde hangi takımda oynamıştı? Bir takımda daha oynamıştı. Tam hatırlayamıyorum şimdi. Sonra sürekli yukarıya giden bir performansı vardı. Yukarıya gitti, final oynadı, MVP oldu. Bir kere MVP ikincisi oldu. Ama geçtiğimiz yazın sonuna geldiğimiz zaman hala bir dünya şampiyonası görememişti Doimbi. Bölgesinin en iyi orta koridorlarından bir tanesiydi. Dünyanın en iyi Koreli orta koridorlarından bir tanesiydi ve hiçbir şey başaramamıştı ama. Şampiyonluğu yoktu. Ondan sonrasında FPX o teklifi yapana kadar. FPX onu çok zor ikna etmiş. Oyuna dönebilmek için, emekli olmaması için. İyi ki de ikna etmiş.
O günden sonra. Apex'in ikinası bu arada tamamen kısmet. Onların kendi orta koridoru. Bu arada Alper de yıllardır oynayan cool. Cool. Emekli oldu. Emekli olmaya karar veriyor. Yani biz de ne yapalım edelim bir şekilde. Son an bayağı da transfer sezonun hani son dönemlerine doğru. Aralığın ortasında bir yerde ikna ediyorlar. Çok geç oluyor bu olay. Ve yani aslında dibi görmüş. İşte takımından daha önce atılmış. En sonunda emekli olmayı düşünmüş. Hala dünya şampiyonası göremediği için. Oyuna karşı motivasyonunu da belli ölçüde yitirdiği için. Emekli olmayı düşünen Duyun bir hatta açıkladı bunu. Emekli olduğunu açıkladı, sonradan ikna edildi. Geldi bir sene içerisinde. Önce kışın şampiyon olamadı. Çok iyi bir mevsim geçirmişlerdi ama IG olağanüstü bir takımdı. Onlara önüne geçemediler. Yaz mevsiminde ama sadece bir tane seri kaybederek bunu yapmayı başardılar. Ve dünya şampiyonasında yine acayip dominant bir performansla. Bana göre dünyanın finale, şu dünya şampiyonası finaline kadar dünyanın en 2019 yılında en başarılı takımı G2'yu tamamen domine ederek Duyun Bin'in önderliğinde. En iyi oyuncusu değildi bence bu arada. Turnuva genelinde Duyun Bin o takımın. Ama takımın lideriydi ve bu takımı tanımlayan şey Duyun Bin'iydi. Acayip bir başarı hikayesi gerçekten. Şimdi seriye geçmeden önce seriyle alakalı yapacağınız yorumları biraz tahmin ederek bir uyarı yapmak istiyorum. Geçen hafta yorumlarda da görmüştüm. Neden hep yenilen takımın yaptığı hatalardan bahsediyorsunuz? Neden kazanan takımın iyi yaptığı şeyleri görmüyorsunuz? E-spor'a dahil, League of Legends'a dahil neredeyse, yanlış bir şey söylersem düzeltirsiniz. Neredeyse bütün sporlarda, üst düzeyde oynayan bütün sporlarda bunlar hep bir hata oyunu. Evet. Takımlar çünkü çok iyi oynuyor. Hataları minimum düzeyde tutan takım maçı kazanıyor. Çoğu zaman belli bir düzeyin altındaki izleyiciler bu yapılan ufak hataları fark etmeyebiliyor. Çoğu zaman yapılan güzel oyunları, tırnak içinde plays'leri görüyorsunuz. Ama Aral gibi, Eren gibi oyunu belli bir düzeyin üzerine takip eden analistler oyunu kazandıran şeylerin aslında yapılan bu ufak hataların, daha doğrusu oyunu kaybettiren şeylerin bu ufak hatalar olduğunu fark ediyorsunuz. Doğru söyledim. Evet. Bu yüzden daha çok burada hatalara odaklanıyoruz. Çünkü iyi yapılan şeyleri siz de görüyorsunuz. İyi yapılan şeyleri maç sırasında sunumlarda da söyleniyor. Zaten bütün hype orada. Biz burada hataları söylüyoruz, onlar hataları söylüyor. O yüzden biraz negatif bir programmış gibi gözüküyor ama değil. Bu şeyden de aslında LS'le alakalı da konuşuyorduk biraz evvel. Bunun insan faktörünü unutmamak lazım bu oyunu değerlendirirken. Mesela LS bunu yapıyor. LS'i takip edenler bilir. Sürekli olarak sanki oyunu robotlar oynuyormuşçasına, oyunun sadece rakamlar etrafında döndüğünü düşünerek tamamen mekanik bir çerçeve çizerek yorumluyor her şeyi. Problem bence buradan kaynaklanıyor. Yani evet biz de mesela bazen bunu yapıyoruz. Oyunlar içerisinde ikimizin de dakika 10'da hatta eleştiri falan gelmiş. Gördüm sosyal medyada. İkimizle alakalı özellikle. Dakika 10'da maçın bittiğini söylüyor. Evet bizim de hatamız bu. İnsan faktörünü devrede bıraktığımız zaman halbuki bir takımın normalde o avantajıyla o maçı kapatması gerekiyor. Değil mi? Evet. Ama işte işin içerisinde hatalar ve yaratıcılıklar, sadece hatalar değil. Bazı noktada hatalar, bazı noktada yaratıcılıklar girdiği zaman işler değişiyor. O zaman da söylenilen aslında optimal olması gereken şey, o avantajların değeri azalabiliyor. Bizim de hatalarımız olabiliyor elbette böyle bir durum, böyle durumlarda. Ama bazı noktalarda hatalar diğer noktalardan öne çıkıyor ve o zaman onlardan bahsetmek zorundayız. Çünkü o oyundaki şekli ne değiştiriyorsa onun hakkında konuşmamız lazım ve bazen bunlar hatalar oluyor. Şimdi seriye geçelim yavaş yavaş. Geçelim. Şunu söylemekte haklı mıyım? Sanki böyle bana böyle geliyor. Duyun Bin'in oyun tarzı böyle tam seni mutlu edecek bir oyun Beni tarzı. Beni çok mutlu ediyor canım. Duyun Bin'i farklı yapan şey ne? Bu arada şey dikkatimi çekti. Abi bunu bu arada son finale kadar fark etmemiştim ben. FPX'in kadro yapısı, oyuncu profilleri 2016'daki sezon 6'daki Rockstar Games'e acayip benziyor abi. Simep Gimgun eşleşmesi dışında. Yani çok net taşıyıcı oynaması beklenen. LPL böyle değildi bu arada. LPL'de evet. Böyle mesela LWX'in bu kadar güvenilir bir nişancıya dönüşmesi turnuva ilerledikçe şöyle, çok enteresan. Bu biraz ben bunun da aslında Doyin bir kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sene de aynı şey SMLZ oldu. Olabilir abi. Tabii ki olabilir ama sonuçta bunu kaldırdı LWX. Yani yavru bir pre'ye dönüşmedi mi? Dönüştü. Zaten hani shape şu, profil şu, oyuncu profili FPX'in. Çok net taşıyıcı olabilecek bir ormancıları var ve biraz onun üzerine oynaması gereken bir takım yapısı kurulması gerekiyor. Tamamen net bir, diğerlerini aktive edici bir orta koridor kullanıyorlar ki hani sezon 6'da Kuro bunları yapabiliyor olsaydı o takım da çok farklı olabilirdi mesela. Çok güvenilir bir alt koridorları var. Özellikle 2-2'de hemen hemen hiç hata yapmıyorlar. Ve bir oyun yapıcı desteğe sahipler abi. Aslında profil çok benziyor. Biraz Smap Gimgun farklı o konuda. Hani Smap biraz daha kaynak isteyen, daha
birebir de kazanmaya yönelik hamleler yapan bir adamdı ama o dönemki sebebi de hatırlayalım. Oynamaya geldiği zaman o da çok zor koridor kaybederdi. Şimdi formül bu. Bu formül dünya üzerinde League of Legends'da yıllardır devam eden ve bir sürü takımı da aslında iyi uygulandığı zaman başarıya götürmüş bir formül. FPX neyi üstüne koydu da Rocks Tigers'ın yapamadığını yaptı abi. Bunun metanın uygunluğu, dönemin uygunluğu falan yanı sıra abi. Bir de şöyle bir avantajı var abi FPX'in. O dönem mesela Rocks'un yapamadığı şey, Kuro'nun bu kadar farklı bir şampiyon havuzu yoktu. Aynen. Duimi'nin var. Ve Duimi öyle bir oyun oynuyor ki şu anda, siz normal, şimdi normal oyun oynamaya çalıştı IG. Normal orta koridor eşleşmesi. Ben bunu yenmeye gideyim dedi. İş yaptığı nokta da oldu. Rushin'le mesela maçı kazandırdı belki. Ve oyun stilini değiştirmeye karar verdi IG son maçta. Ha, son maçı kazanabilecek noktaya getirdiler mi? Bence getirmişlerdi. O onların beceriksizliğidir o noktada ama sonuçta bu noktaya getirdiler. Ve bunu yapabilmek için yani Duimbi'nin oyununda, Duimbi'nin karar verdiği, onun istediği stilde onu yenebilmek için dünyadaki en iyi orta koridorlardan birini getirmeniz gerekti karşısına. Bu da Duimbi'nin de o seviyede iyi olduğunu ve oyunun oynanış biçimini, oyunun dinamiklerini çok değiştirdiğini gösteriyor. Dünyada onlar gibi oynayan şu anda başka bir takım var mı? Griffin yapmaya çalışıyor bunu. O Griffin aslında yapabildiği dönemde de çok etkili oldu. Bu kadar keskin şekilde kesinlikle evet. Yapmıyorlar. Birazdan model aynı sadece. Birkaç sahne var hele. Özellikle ilk maç çok net gösterdi onu. Sen devam et oralara döneriz zaten. Zaten yani dünyada bunu yapabilecek şey oyuncu profili de az aslında. Bir kere bu kadar taşıyıcı ormancı yok dünyada. 3 kişi falanlar. Hani Tarzan, Clint, Tian. Tabii böyle destek de çok fazla yok. Ya turnuva ama turnuvanın başından beri saydığımız zaten 3 ormancı vardı. Bu şekilde taşıyor oyuncu. Tian, Clint, Tarzan'dı zaten. Bir tanesi zaten kaldı. Öbürü yarı finalde Ben şeyle elendi. Bu profilde oynayan orta koridor bir tane vardı abi turnuvada. Hadi belki Chovy biraz. 1.5 diyelim. Chovy de tam o modelde değil de. Ama o da mesela etrafına bu kadar faydalı değil. Evet şampiyon havuzu itibariyle onun yapabildiklerini yapabiliyor. İşte Sion, Nautilus'ta değil Sion'la durdurmaya çalışıyor karşı orta koridor. Ama etrafına o kadar etki etmiyor Chovy de henüz. Şimdi hal böyle olduğu zaman bir zaten karşısında oynaması zor bir model. Şeyden dolayı çok zor bir model. Çünkü alışık olduğunuz bir şey değil abi. Adam birebir oynamıyor ki orta koridorda. Doğayım birebir oynamıyor ya. Benim seninle işim yok diyor ve özellikle mesela IG serisinde daha çok belli oldu bu. Abi Doğayım bir orta koridordan çok başka yerlerde. Abi Mobi Natürs oynadı ya herif. Mobi Boost aldı ilk eşi. Ki orada ilk önce Pyke'ın alması gerekiyordu. Pyke alamadı. Nasıl alacak ki? Ama bak o çok belli değil miydi? İşte şampiyon satın ekranında önceliği alamayacak. İlk 15 dakikada Nautilus'u sürekli koridoru da ittirecek. Başka koptu zaten. Free roam. Sürekli koridordan çıkacak. Bunu da görünce normalde mesela aynı işte bu oyuncunun da nasıl algılarının açık olduğu, o ana göre ne yapılması gerektiğine ilişkin çok güzel bir done veriyor bize. IG serisinden Nautilus oynadı Doimbi. Mobi Boots almadı hiçbirinde. Neden almadı? Çünkü orada başka şeye ihtiyacı vardı. Burada bedava koridor vardı zaten. Pyke nasıl karşı seçim olarak düşündü G2 bilmiyorum ama başında belliydi zaten. Bunu aldı, o koridorunu ittirdi, çıktı. Şöyle bir sahne var ya maçta. Sürekli olarak artık Wunder'i o kadar darladılar ki yine Doimbi'nin koridordan çıktığını gördükten sonra Wunder ikinci kulesinin altına kadar çıkmak zorunda kaldı. Çünkü biraz yakın olsa kulesine kule altını yiyecek. Ondan sonra GP geldi tahribini patlattı. Doimbi oraya yürüyordu. Doimbi geldi o da tahribini patlattı geriye döndü. İlla birini kesmenize gerek yok. O an maksimum ne çıkarabiliyorsanız çünkü o esnada orta koridorun hiçbir şey kaybetmiyor. Pyke hiçbir şey yapamıyor zaten. Hiçbir EOI alan etkili herhangi bir minyon dalgası temizleme yeteneği kalmadı. İşte çok rahat bir şekilde geriye dönüp koridorundaki minyonlar kuleye gelmeden oraya da yetişti Mobi botlarıyla. Her şeyi yapıyor, her şeyi istediği gibi. Yani oyunun farkında olmak, o an oyun ne gerektiriyorsa onu yapıyor olmak gerçekten çok değerli ve esneklikten bahsettik hep G2. Evet G2'nun birçok, Pyke 5 oyuncu da oynuyor abi önemi yok ama. Oyun içerisindeki esneklik, G2 evet çok esnek bir takım. Oyun içerisinde her an, dün tweet de atmıştım zaten görmüşsünüzdür. Oyun içerisinde her an nasıl kazanabileceğini biliyor, hepsine dair bir fikir üretebiliyor olmak çok değerli bir şey ama rakibiniz de buna karşılık anlık reaksiyonu çok iyi gösteriyorsa bir önemi kalmıyor. SKT bunu yapamadı, FPX yaptı abi. Biraz sanki G2 esnetmek için gereğinden fazla esnetti gibi geldi. Hangi? Ya mesela park seçimi. Onu esnetmek için yaptıklarını düşünmüyorum. Onu hazırlamışlar. Bence de. Kendilerini. Ama yanlış hazırlamışlar. FPX'e karşı tutmaz abi. FPX'e o açıklığı veremezsin. O alanı veremezsin. Çok belliydi. Yani 15 dakikayı domine ettiğinde işte aslında orta oyuna döndü yine G2. Ama nasıl döndü? FPX'in bireysel hataları sayesinde döndü. İşte Crisp'in iki kere yakalandığı şeyler sayesinde döndü. Yoksa bütün oyun kontrolü FPX'teydi. Altın farkı çok olmasa da. Artı
İlerleyen zaman zaten sivilli kompozisyona yarıyordu. Sivilli GP'li kompozisyona yarıyordu. Erken oyunu da kazanmışlardı zaten. Hiç şeyleri kalmadı. G2 ona rağmen ne kadar özel bir takım olduğuna ilişkin inhibitor çıkardı o maçtan. Bir ki orada alt korda oradaki savaşı kazanmak üzerelerdi. Gimgun kurtardı orayı. Gimgun orayı kurtarmasa maç bitiyordu orada. Yani G2 3-0 kaybetmiş olabilir. G2'nin ne kadar özel bir takım olduğunu da unutmamak lazım ama hazırlık anlamında genel toplamda FPX'in daha net önde olduğu bir seriydi bence. Yani çok geride kaldı G2. Hep Doin Bee'nin nasıl etrafındaki oyunculara çok fazla olanak sağladığını konuştuk. Ama aynı zamanda Crisp ile Tian da Doin Bee'nin yaptığı şeyleri yapmasına çok yardımcı oluyor gibi. Ama onlar üçlü bir evet. Ayrı mini bir takımlar abi. Gimgun çok ayrı zaten. Hep tek yani adam. Bu finalde öyle değil. Finalde o kadar yapmadılar. O kadar dediğin gibi kampladılar tapu. Ama bu biraz Wunder'den kaynaklı değil mi? Wunder'in biraz G2'nun tamamından kaynaklı. Mesela çeyrek final, yarı finalde şunu dediler. Kaan'a karşı biz birebiri kazanamayacağız muhtemelen. Abi Ornn oynayalım, teamfight. Bu seride ama Gimgun'u hep yalnız bıraktıkları düşüncesiyle sürekli orayı kazanmaya çalıştılar. Buna da adaptasyonu gösterdi FPX. Benim burada başka bir sorum var. Abi Gimgun'a kaç kere baskın yapıldı? G2 tarafından. Nasıl yapabilirsin ki? Sıfır. Nasıl yapabilirsin ki ama? Abi Nuguri'ye nasıl yapıyorlarsa aynısını yapabilirler. Ama orta koridor önceliğini bırakıyorsun. Adam Nautilus oynuyor, Galio oynuyor. Her seferinde koridordan önce çıkıyor. Ha bu biraz Caps'in o esnekliğini de tartışacağımız noktaya getiriyor bence. Size bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz finalden önce? G2 FPX'in yaptığı gibi orta koridoru oynayıp orta koridordan dışarı çıkmaya çalışacak demiştim. Yarı finalde şeye karşı yaptılar. Damwon'a karşı. Finalde bence yine Doin Bee'ye karşı bunu yapmaya çalıştılar ama beceremediler. Ben Damwon'a karşı aynı oyunu oynamalarını bekliyordum FPX'e karşı. Şampiyon seçimleri olarak benzerini yaptılar ama oyun olarak aynısını hiç yapmadılar. Ha bak Gimgun bu arada seninle bir kere mi ne öldü? O da şeyde son maçta. Son maçın sonunda yani. Öldü. Evet. LWX hiç ölmedi. Evet. Yani Gimgun sürekli zayıf taraf oynayan bir adam olmasına rağmen, sürekli kaybeden eşleşmeye giden adam oluyor olmasına rağmen ve siz karşısına hani Ryze Gangplank eşleşmesi maçın başından sonuna Ryze'in kazandığı evet. Bir eşleşme. Bu eşleşmeye rağmen Gimgun sadece turnuva biterken ölüyorsa eğer orada bir problem vardı. Siz işte bu mesela G2'nun yanlış yaptığı veya yapmadığı şeylerden bir tanesiydi abi. Jankos hiç üst koridora yaklaşmadı bile abi. Bence çok büyük bir problem. Ya ben dediğim gibi bunun FPX'in başarısı olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani müsaade etmiyor abi adam. Sana orta koridor önceliğini vesaire alamıyorsun. Her zaman 3'e 2 kalıyorsun orada. Nasıl baskın atacaksın abi? Nasıl oynayabilirsin? Bir pozisyonda Mobibus Nautilus var. Sen de zaten koridorunu ittirip sürekli topside'a çıkıyor. Hadi gel Elise'le gelebiliyorsan. Üçüncü maçta Galio var. Hadi gel oyna baskın atabiliyorsan. Biraz seçime saklamada sanki bu taktiğe iyi cevap verememiş gibi duruyor G2. Ya bunu da bu arada şu şekilde engelleyebilirsin. Alt koridoru tamamen güvenli bir noktaya çekersin. Ormancıyı sürekli mesela daha önce ben şeyden bahsederken Damwon'u kırmanın en iyi noktası aslında Canyon'ı kırmak diye. Tian'a yüklenmek gerekiyor abi bu noktada. Tian'a ama gidip de Doin Bee ile Gimgun'un arasındaki güvenlik noktasını kırıp Doin Bee'nin bir şekilde üste gitmesini engellediğin anda LWX'in taşıma riskini göze alacaksın. Çünkü bazı şeyleri artık göze alman gerekiyor bu seviyelerde. Yani sonuçta G2 SKT'ye karşı oynarken de Faker'ın taşıma riskini göze aldı ve oynadı. Aynı şey diğer tarafta FPX için geçerli. Onlar da IG'ye karşı oynarken dışayı bitirelim ama Rookie taşırsa da eyvallah dediler ve bir maç kaybettiler onun yüzünden. Yani bunu kabul ederek bazı riskleri almaları gerekiyordu. G2 bunları almadı. Bence problemli olan kısım o. Ve yani tam choke değil ama choke'umsu bir boğulmamsı bir pozisyon yaşadı bence G2 serinin içerisinde. Şeyden de bahsetmiştim. Bireysel anlamda birinin performansı düşecekse hiç olmadı sunmadı ama Caps'in illaki bir yerde düşecek demiştim. Hem şampiyon seçimlerinden hem de biraz da Doin Bee'nin oyun stilini çok değiştirmesinden dolayı Caps mesela yine yoktu abi finalde. Geçen sene de yoktu. Yine yoktu ortalıkta. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman işte Wunder kötü oynadığı zaman Jankos Tian'ı takip etme konusunda zorlandığı zaman Chris Mikkex'ten sürekli önce hareket ettiği zaman sıkıntı çıkıyor. Bir de şey de söylemek istiyorum. Bu çocukların FPX'in tamamının ilk uluslararası turnuvası. Hepsinin. Ve yani sonuçta daha bir sene öncesinde Suning'in yedek ormancısıydı. Ondan önceki sene LDL oynuyordu iki tanesi yani. O Gimgun yıllardır işte orta seviye, Çin'de orta seviye üst koridorlardan bir tanesiydi. Şey yok, evet defansif oynar ama ekstrası da yok. Abi işte
bütün parçaları doğru şekilde yerine koyarsanız ve bir bütün haline getirirseniz ya çıkarabiliyorsunuz demek ki böyle şeyler. Bir sene içerisinde, sadece bir sene içerisinde. Bu adamların daha uzun süreli bir oynama alışkanlıkları yok. Şey de var. G2'da var, başka takımlarda var vesaire. Ama bu adamlar bir sene içerisinde maç içerisinde birbirinden kopuk bir şey gördün mü? Mesela o ilk üst koridorda kule altı yaptıkları pozisyon. O kadar koordine ki. Yani ben dedim aha burası tam G2 burayı toparlıyor. Yani G2 buradan avantaj çıkacak. Ben en kötü ihtimal 2-2 falan çıkılır buradan diye düşünüyorum. Bir skor vermeden çıktılar oradan. Yani o kadar koordineler ki, o kadar herkes rolünün bilincinde ki. Yani hele zaten yani şimdi mekanik anlamda da seviye acayip yukarıya çıktı turnuva ilerledikçe. Özellikle Crispin ve Tia'nın, Crispin muhtemelen turnuva boyunca, turnuva özelinde hani mesela Mickey X'in pozisyonu için acayip mekanik anlamda üst seviye bir oyuncu olduğundan hep söz ederiz ama Crispin arasında mesafe var bayağı. Yani birkaç tane pozisyon var, ağzım açık. Normal, gerçekten şu oldu, abartarak söylemiyorum. Şöyle kaldım. Yemin ederim ağzımı açtım yani izlerken. Nasıl ya diye. Bir tane şey pozisyonu vardı. Kronometre sıçra. Hatırlıyorsun bana en iyi halindeki Gorilla'yı çok hatırlatıyor ya. Crispin şu hali. Bence Gorilla'dan mekanik anlamda daha yukarıda. Net daha yukarıda. Bak yine erken yükseliyorsun. Sakin ol. Ya bak grup aşamasından bak, çıkarken. Bak mekanik anlamda diyorum. Düz mekanik anlamda. Şimdi Gorilla'nın kafası başka çalışıyor. O başka bir şey. Eğer Gorilla'nın kafasının çalıştığı, peak'inde çalıştığı noktaya Crisp gelirse zaten o zaman başka bir şeyden bahsediyor oluruz. Ama dünya şampiyonları tarihinde gördüğümüz mekanik anlamda en üst seviye destek performansını izledik bence Crisp'ten. Mekanik anlamda. Gerçekten yani bir desteği bu kadar izlemekten anca bu kadar keyif alırsın. Hem sana playmakerlık sunuyor, hem savunma anlamında bir desteğin yapabileceği maksimum şeyi, doğru zamanda, doğru yerde olmayı, her şeyi sunuyor Crisp yani. İşte koridorunda 2-2'yi kazandırıyor. Koridordan çıktığında zaten asıl en iyi yaptığı şeyleri yapmaya başlıyor. Her zaman doğru yerde. Ya açıkçası Tian tabii turnuva genelinde daha çok öne çıktı. Özellikle Kiano oyunları vesaire. Herkes tabii ki haklı olarak da MVP'yi aldı. Bir şey demeyeceğim ama Crisp de MVP'yi aldı ya. PS'i kalsın ama MV yani o da. Ya bütün bunlar olurken yani tarihe geçen LWX'in adından bahsedilmiyor olması çok ilginç. Ama bu da takımın ne kadar iyi olduğunu birazcık gösteriyor. LWX bu arada turnuvada Dünya Şampiyonları finalinde hiç ölmeden seri bitiren ilk oyuncu. Tek oyuncu aynı zamanda. Yani mesela sen az önce bahsettin işte Gimgun'un kurtardığı 3 tane falan takıp savaşın Gimgun kurtarıyor. Bir tane Baron da 2 kişi tutmaya çalışıyor G2 onları falan. Orayı Gimgun kurtarıyor. Vesaire alt koridorda kurtardı pozisyon. Yani onlar bence ellerindeki oyuncuların hiçbiri kusursuz değil. Ama birbirini çok iyi tamamlayan parçalar. Evet. Ve bu LPL'de bu arada takımlar 2-3 parça bulduktan sonra bence doğru eklemeleri yapmayı başarıyorlar. Çok oyun. Çok iyi oynuyorlar. Şimdi LPL'de son 5 sıra takımlarından bir tanesini alıp ya, önümüzdeki sene dünya şampiyonasına doğru yapıda koyabilirsin. Mekanik anlamda şu an dünyanın gerçekten en iyi ligi LPL. Ya o yüzden hiç şaşırtmadı beni gördüğüm bu tablo. Ben G2'nun bu kadar zayıf kalmasını beklemiyordum ama. Ben yine kaybetmelerini bekliyordum. Zaten öyle tahmin ettik ama G2'nun bu kadar bu kadar ile ayağına dolanmasını beklemiyordum ben G2'nun ya. Hazır buraya gelmişken tahmin yarışmasını kazanan Aral Halper Norman'ı da tebrik ediyorum. Evet, kaybeden de nasıl olduysa Eren oldu. Ben şeyden sonra saldım zaten. Çeyrekte sadece bir tane seri. Fanatikte yandın. Ben Fanatikte yandım. Ama bu arada ben şeye baktım. Uluslararası şeye baktım. Bir, Origen sürekli yaptı. Deficio, XPK, Mithy falan. Onların tamamını CLG geçtik. CLG yaptı. Hepimiz geçtik tamamını. Şeyde Loli Sports'ta Raz bizden yukarıda. Raz, Spam ve Vedius benden yukarıda. Ben, bu arada ben de kötü geçirmedim. Evet evet. Yani sizinkiler çok iyi. Bu arada aramızda da zaten senin 2 puan mı ne fark var, bir şey yok yani. Aral'la benim aramda da 2 puan var yani bayağı yani iyiydi. Yakın bayağı iyi genel toplamda. Bayis şey yapsak para kazanırdık. Şeyi 2 sene önce hatırlıyorsun Go Espor'da şey yaparken de tahmin yarışması yaparken de yani 110 maçta mı ne kaç 85 falan canım, yapmıştım çok ben. Yüksek bir o aslında oraya. Tabii insanlar bilemediklerimizi konuşmayı seviyor ama genel toplamda bayağı iyi tahmin oranımız olsun, var. Bilemediğimizi ya. Konuşmak daha iyi. Evet tutcum G2 ne oldu? Buyur abi bir şey söyledim bölmüştüm. Yani G2 şimdi bu turnuvaya gelirken şunun net farkında geldi. Bence oynadığı serilerde de gösterdi. Biz her rakibimizi, şimdi EU'da yapabiliyorlar. Herkesi mekanik olarak yenebiliriz. Bunun farkında G2. Ama dünya şampiyonası herkesi mekanik olarak yenemeyizin farkındaydı G2. Ve belli takımlara karşı başka stratejiler üreterek gelmişler. Danone'a karşı bambaşka bir oyun oynadılar. SKT'ye karşı bambaşka bir oyun oynadılar.
Şimdi mekanik olarak belki şeyi bile sorgulayabilirsin. Ya belki toplamda Danmon'un daha yukarıda bile olduğunu sorgulayabilirsin. Ama olay o değil. Danmon'un yapamadığı şeyler bazı çok büyük yapamadığı noktalar var. Bir de üstüne Muguri formsuz falan olunca açık verecek noktası çok fazlaydı ve G2 hemen oradan vurmayı başardı. Eskiden mesela açık verdiği nokta çok daha azdı. Onları açık vermek zorunda bırakacağı bir yere çekmeye çalıştı. Bence bu arada hala söylüyorum 5 kere oynasa, 5 tane farklı best of 5 oynasa bence oradan 3-2 SKT çıkardı. Toplam 25 maçı toplamında var. Ama bana bunlarla geldi. Güzel oldu değil mi? Mutlu. Ama şu var. Aynı formülü denerlerse FPX'e karşı başaramayacaklarından çok bahsetmiştik geçen hafta burada. Çünkü bunun bir sebebi var. Abi FPX 2 kişiyi alt koridorda gördü. Dakika 20. Bak da Baron yeni çıkmış. Hemen girdiler. Jankos yakınmış. Rakip yaklaşıyor. Umurunda değil abi FPX'in. Baron 3000'e geldiği anda o Baron bitecek. Asla çıkma mutma yok. SKT'nin mesela tereddüt edip çıktığı yerlerde FPX iyice barona girdi. İşte mesela ilk maçtaki hazırlık bence o yüzden çok negatif. Bu kadar erken oyunu verirsen birazcık geleneksel olmayan yöntemlerini kullanmak zorunda kalıyor G2. İki teknik koridorunu bir an daha uzak koridora göndermek gibi. Ama bunu FPX'e karşı yaparsan işte SKT değil FPX. O yüzden yani aşağıda 2'yi gördüğü anda koşar abi barona. SKT bunu aa ne yapıyoruz ne yapacağız kafa karışıklığı oluyor işte. FPX'e yok böyle bir şey. Ben zaten o yüzden FPX'e karşı asıl mekaniğine güvenecekse bence FPX'e karşı güvenmesi lazımdı. Çünkü mekaniğiyle öne çıkan oyuncu sayısı 1.5 FPX'de. İşin garip tarafı o buçuğu da Crisp muhtemelen. Evet. Biri de Tian yani. Bir Tian bir yarım Crisp. Crisp'in yarım olmasının sebebi bu arada herhangi bir desteğin mekanikle aşırı büyük fark yaratamıyor olması. Yani LWX mekanikle de çok büyük bir fark yaratıyor. Hayır. Çok sakin, sabırlı oyun oynadı adam. Ki grup aşamasında mesela yapamamıştı bunu. Çok sabırsız davranıyordu. Ama sabırlı, sakin oynadı. Doğin bir mekanik olarak çok ekstra bir şey mi gösterdi abi? Aslına baktığın zaman en mekanik gösterdiği şey ne abi? Rumble'la düzgün ulti atabildi mi? Mekanik olarak aradığımız şey buydu aslında Doğin bir de. Gimgun zaten hiç şeyle alakası yok. Adam mekanik olarak birebir oynamamaya bile çalışıyor yani. Sen bu takıma karşı bence asıl mekanik olarak bir şey deneyecekse bence bu takıma karşı denemesi gerekiyordu. Çünkü avantaj sağlayabileceği nokta yani şeyi görmek isterdim abi ben. Nautilus oynuyor ya mesela. Ya biz bu adamı evet belki zorlanırız koridor aşamasında ama bir noktada outplay'e gidelim Akali alalım abi. Akali'yi midde kullanalım. Çok zor bir eşleşme bu arada Akali için erken oyunda. Ama bu kadar kontrolü kaybetmezdi Pyke'a karşı mesela. Sadece Wunder'e kazanabileceği eşleşmeyi verip ama kimse de onun yanında oynamadı mesela. Onu yapmaya çalıştılar. Wunder'e kazanan eşleşme vermeye çalıştılar. Biraz evvel de söyledim hani Khan'a karşı kazanabileceklerini düşünmediler ama Gimgun'a karşı kazanabileceklerini düşündüler ama yani her tarafı kaybedeyim, üstü kazanayım. Yani daha doğrusu orta koridoru kaybedeyim. Orta koridorun ne kadar değerli olduğunu bize gösterdi FPX yeniden. Şimdi yan koridorları kazanıyordu mesela ilk maçta G2. No, kazanan eşleşmeleri vardı. Bir önemi var mı orta koridoru kaybettiğin zaman? Kazanan bir koridorunu yeniden kaybeden hale getiriyor. Çünkü orta koridoru kaybettiğin zaman haritayı etki eden bir orta koridorun varsa eğer. FPX'de de bu var. Alt koridoru belli ölçüde kaybediyorlardı. Kaybettiler. Önemi yok ama. Ne çıkarabilir ki tam Kenç Forus'u? Maksimum biraz kuleye vurur. Karşısında da Sivir olduğu için onu da yapamadılar yani. Sivir trash olduğu için onu da yapamadılar. İşte o yüzden orta koridor gerçekten şu an itibariyle ya çok uzun süredir böyle ama bu seri, bu turnuva, bu final serisinde yeniden ortaya çıktı abi. Orta koridorun çok önemli bir noktada. Orta koridorun fark yaratıyorsa sen de yaratıyorsun ve maçtan maça orta koridorun yarattığı farkın şekli değişiyor. Birinde yan koridora fark yaratıyor, birinde orta koridorda üstünden, birebir de üstünden geçiyor. İşte mesela Faker muhtemelen yarı finalde başka bir profil çizseydi, daha iyi bir oyun ortaya koysaydı SKT belki de finalde olacaktı. Şimdi yavaş yavaş serinin biraz ilerisine gitmek istiyorum. Kapanışa da yaklaştık zaten. Son 2 senedir Çin şampiyonu çıkıyor. Son 2 senedir hatta Avrupa-Çin finali oynanıyor. Bu Avrupa ve Çin'in oyuncu yani aşağıdaki seviyedeki amatör turnuvalar birbirine de yakın düşününce. Çin'de de çok fazla amatörlük var. Avrupa'nın tamamında çok fazla bölgesellikler var. EU Masters var. Bu ne anlama geliyor ekosistem için? Biraz örnek almak gerekiyor mu onlardan? Örnek alabileceğim bir sistem olduğunu düşünmüyorum her şeyden önce. Çok büyük bölgelerden bahsediyoruz çünkü. Oyuncu çıkan oyuncu sayısının... insan sayısı olarak. İnsan sayısı. Türkiye'de çok küçük değil aslında. Onlarla yarışacak seviyede değilsin. Koca Avrupa bölgesinden bahsediyorsun bir tanesinde. 80 milyon insan var burada. Az olduğunu söylemiyorum kesinlikle. Tabii ki... Almanya'da kaç milyon insan yaşıyor abi? Türkiye'den daha fazla. Sadece Almanya'da bak.
Tamam belki oradaki en büyük ülkelerden bir tanesi ama sadece Almanya'dan bahsediyoruz. Ve diye. Alman oyuncu bir iki tane falan var Elisi'de sanırım yani. Genel toplamda çoğunluğu İskandinav bölgelerinden falan. Yani çok fazla nüfus var. İşte bunları da bulmayı biliyor abi bu adamlar. Tekli dereceli şeyleri daha iyi durumda. Ve özellikle yayın platformları falan çok büyük fark yaratıyor bence. Artı oyuncu, mesela birçok oyuncu Avrupa'da falan da böyle maçlarından birçok yetenekli oyuncuyu tespit edip takımlarına falan da bildiriyorlardır. Bundan da eminim yani. Bizim de bunu yapmamız lazım ama bizim her şeyden önce şu şey sistemi, West gerçekten daha sağlıklı birçok oyuncunun oynuyor olması itibariyle. Çünkü daha iyi oyunculara karşı oynuyorsunuz. Ama burada Türkiye serverının olması da işleri bölüyor abi. Burada gerçekten bir sıkıntı var. Ben gidip de şey demem, hayatta demem böyle bir şey. Onlar ya onları geriye çekmeye çalışmak olur. Profesyonel oyunculara hayır abi West'te değil TR'de oynayın. Böyle bir şey olmaz. Çünkü orada daha iyi oyuncularla oynuyorlar. Ama bu ikili yapı sağlıklı bir yapı değil. Yani tabii Çin'de de normalde birden fazla server var. Ama tabii Çin'de 1,5 milyon insan olduğu için orası milyar. Milyon mu dedim? Milyon dedim. 1,5 milyon insan olduğu için orası biraz istisna. Hani bizimkiyle karşılaştırılacak durumda değil. Avrupa'da da 2 tane server var ama Nordic East'i yok sayabiliriz rahatlıkla yani. Ekleyeceğim bir şey yoksa Aral senin de. Abi, tabii ki yani Eren bahsetti. Bizim bu profili, bu modeli model olarak almamız mümkün değil ama şeyi de eklemem lazım abi. Oyuncu çıkma konusunda ben sorun oyuncu yetiştirme konusunda çok büyük sorun yaşadığımızı düşünüyorum. İşi atlatma noktasında problem yaşıyoruz. Evet. Bu geleneksel sporlarda böyle değil mi? Ben ama bu konuda şeyden yani şöyle belki kıyas noktamız farklı ama Kuzey Amerika'dan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ya bu konuda. Çünkü orada hep aynı adamlar dönüyor ve hep aynı adamlar tepede. Mesela EU'da bu yenilendi. Caps sonradan çıktı mesela. Jankos aslında ilk jenerasyon iyi oyuncularından biri değildi mesela. İşte Wunder daha sonradan geldi. Ve sürekli ekleniyor. Ve sürekli alttan yeni parçalar geliyor. Aynı şey Çin'de de oluyor abi bu. Yani Fian 19 yaşında daha mesela. Bunlar yeni jenerasyonun oyuncuları. Aynı şey Kore'de de oluyor. Kore'de de sürekli yeniler geliyor. İşte Griffin'ler, Almanlar hepsi beraber geliyor. Bunu hani oyuncular yeni jenerasyon olarak geliyorlar. Ama kazanan formüle yani elit oyun, dünya çapında elit oyuncu seviyesini atlatabilmek kısmında bir sıkıntı yaşıyoruz. Onu yapabildiğimiz an zaten asıl olaylar çözülecek. Ama o bambaşka bir daha uzun bir programı konusu. Kulüp yapıları, altyapı onlar senin daha çok sevdiğin konular. O zaman arkadaşlar 3 Kuvvet'in 2019 sezonunun sonuna geldik. Bir sezon boyunca, bir sene boyunca bizi izlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkürler. Sokrates'e geçtikten sonra da izlemeye devam ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Gelmişken Sokrates'e abone olmayı tabii ki unutmayın. 2020'de sizinle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.